Kayıt altındayız. Şu an kaydediliyor dersimiz. Bu harika. Adet. Tamam. Inking pen'i aldım. Hemen bir renk seçeyim. Mesela şöyle bir çöl çizeceğim için böyle bir sarı renk seçtim. Hocam hangi Ondan sonra peni? Inking pen. Şurada Legacy'de Inking pen. Ondan sonra kalemimin ucu 6,5 civarında. Yeni bir katmandayım. Burası çok önemli. Hemen buraya bir çöl çiziyorum. Böyle gelsin. Bir tepe. Böyle insin. Görünüyor mu? Rengi değiştireyim mi? Renk görünüyor mu? Siyah mı yapsak onu? Siyah yapıyorum. Herkes görebilsin diye. Evet, yeni bir katmanda yapacağım tabii ki renk değiştirdiğim için. Evet, şimdi daha iyi göründüğünü düşünüyorum. Bu turuncuyu silelim. Şimdi buraya bir S şekli çizeceğim. Şuradan başlıyorum. Doğru katmanda olduğuma emin oluyorum. Bir S harfi çizdim. Sonra tam bu birleşiminden şöyle bir ayrım daha yapacağım. Silgi geldi. Şu an pardon, beyaz renk seçilmiş. Hemen siyah rengi tekrar seçiyorum. Biraz büyütüyorum. Buradan. Öğretmenim, ne yaptığınızı bir tekrar gösterir misiniz? Tabii ki gösteririm. Katmanımı kapattım. Yeni bir katman açtım. Ondan sonra bu kalem ile hangi kalem bu kalem? Inking Pen. Nerede yer alıyor? Legacy bölümünde bu. Bunu seçtim. Sonra buraya bir tane tepecik çiziyorum. Çizdim. Sonra tepenin tepesinden, şurasında bir tane S harfi yapıyorum. S'yi gördünüz mü? Sonra S harfinin tam şu karnından, şurasından böyle bir şey daha yapıyorum. Bu bir çöl tepesi oldu. Çölde bir tepe. Buraya kadar tamam mı? İlerleyelim. Şimdi bunu boyamaya geçeceğim. Zaten işin püf noktası burası. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Hemen yeni bir katman açıyorum. Bu yeni açtığım katmanı tepe çizdiğim katmanın altına koydum. Tamam mı? Onu nasıl Sonra yaptınız hocam? nasıl yaptım? Bak tutuyorum. Yukarı kaldırıyorum. Yukarı gidiyor. Bir daha tuttum. Aşağı indirdim. Aşağı geldi. Net görünüyor mu? Bir daha yapıyorum. Uzun süre basınca onu hareket ettirebiliyorum. Şu an Hangi katmanı üste götürüyorsunuz? şimdi bu çizdiğim tepe en üst katmanda olsun. Onun altına boş bir katman açtım. Tamam hocam. Tamam. Şimdi boya kovasını aldım. Şimdi bu bir çöl olacak. Hemen açık bir sarı. Şöyle bir renk olabilir belki, çöl rengi. Ayarladım rengimi. Boya kutusunu aldım. Şimdi ilk önce şu alanı boyayacağım. Basıyorum. Hepsini boyadı. Hepsini boyamasını istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Tüm Kim katmanları söyleyecek? çıkartmanız gerek boya kovasına. Şuradaki toleransı arttırmam gerekiyor. Ve tüm katmanlar. Kim cevap verdi? Meryem. Aferin sana. Tüm katmanlar seçeneğini seçiyorum. Çünkü şu an boş bir katmandayım. Basıyorum. Burası boyandı.
Şimdi 3 tane bölüme ayırmıştım ben bu tepeyi. 1, 2, 3. İkinci bir katman açıyorum. Boş bir katman. Bu sefer burayı boyuyorum. Üçüncü bir katman açıyorum. Bu sefer burayı boyuyorum. Böylelikle... Evet. Hocam bunları yaparken diğer katmanları kapatıyor muyuz? Gökyüzünü çizdiğimiz katmanları. Hayır hayır, kapatmana gerek yok. Ama o katmanda olmadığından emin ol. Gökyüzü katmanında boyama. Boş bir katmanda boya. Tamam hocam. Tamam mı? Peki Selma teyze, neden şey açıyoruz bütün katmanlar seçeneğini? Neden biliyor musun? Bak şimdi benim çizdiğim siyah çizgiler burada. Bak onları sildiğimde geriye bunlar kalıyor. Her biriyle ayrı ayrı oynayabilirim. Bunlara ışık ve gölge vermem şimdi daha kolay. Bu yüzden bu siyah tepeciği siliyoruz arkadaşlar. Çizdiğimiz siyah çizgileri üstüne basıyoruz. Çöp kovasına basıyoruz. Sildik. Böyle boş kaldı o çizgilerin yerleri. Şimdi onları dolduracağız. İlk önce ilk boyadığım alanı seçiyorum. Rengim zaten aynı. Burayı boyuyorum. Buradayız. Bu arada yanlış bir şey yaptım. Boya kovasıyla boyadım. Geri aldım hemen. Kalemi seçtim. Şimdi kalemle boyuyorum. Boşlukları, buradaki beyaz çizgileri boyuyorum. Ama katmanlara yine dikkat edin. Mesela bu katmanı seçtim. Bu katmanın çizgisini boyuyorum. Aynı renkte mi boyuyoruz? Aynı renkte boyuyoruz kesinlikle. Hatta şunları kapatayım da şöyle. Tamam. Şimdi son katmanımı seçiyorum. Ve bu son kalan çizgiyi de boyuyorum. Hocam bütün çizgileri aynı katmanlarda mı boyuyoruz? Bütün çizgileri ayrı katmanlarda boyuyoruz. Nasıl biliyor musun? Yani şu katmana basıyorum. İkisini kapat, bu katmana bas, bunun çizgisini boya. Bunu kapat, bunu aç. Bunun çizgisi zaten az önce boyanmış oldu. Bunu kapat, bunu aç. Bunu da açman gerekecek. Sonra şu katmandayken de bunu. Biraz karmaşık olduğunu biliyorum. Ama şimdi birazdan ilerlerken nerede hata yaptığınızı anlayacaksınız ve çözüm yolunu kendiniz bulacaksınız. Boyarken burayı fazla boyamışım. Her şeyi baştan yapıyorum. Hazır mısınız? Bunları kapattım. Rengimi alıyorum. Buraya bir tepe çiziyorum. Ondan sonra burayı zaten herkes yapabilir. Bir S harfi yapıyorum. Ondan sonra buraya böyle bir şey daha yapıyorum. Çok yapamadım. Daha iyi yapmaya çalışacağım. Tamam. Şimdi bunları boyayacağım arkadaşlar. Bunları boymak için aktif olan bu katmanın altındaki katmana tıkladım. Sonra yeni bir katman ekledim. Çizdiğim tepenin altında boş bir katman var. Şimdi bunu boyayacağım. Hemen altın sarısı bir renk buluyorum. Bu bir çöl çünkü. Boyama kutusunu aldım. Bütün katmanlar seçeneğine bastım. Bakın buraya basıyorum. Daha rahat göstermek istiyorum herkese. Bu önemli çünkü. Şuradaki bir damla işareti var ya. Buna basıyorum. Böyle olması gerekiyor. Böyle görünmesi gerekiyor.
Toleransın da yüksek olması gerekiyor. Yoksa boyamıyor. Şimdi ilk önce bu aralığını boyayacağım. Boyadım. Tamam mı? Bu bir katmanda kalsın. Şimdi bunun üzerine boş bir katman daha açtım. Şimdi burayı boyayacağım. Boyadım. Şimdi bunun üzerine boş bir katman daha açtım. Şimdi burayı boyayacağım. Böylelikle 3 parçadan oluşan bir çölüm oldu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buraya kadar tamam mı? Niye böyle yaptım biliyor musunuz? Buna daha güzel gölge ve ışık verebilmek için böyle yaptım. Herhalde şimdiki aşama herkese karışık geldi. Bu siyah çizgileri silme aşaması. Korkmayın. Alın bunu bir silin. Şu katmanı bir silin. Çizdiğiniz siyah katmanı silin. Korkmayın. Sildikten sonra ilk katmana gelin. Şu ikisini kapatın. Tamam mı? Bu en alttaki katmanınız. Büyütün bu resmi. Kaleminizi alın. Kalemin ucunu kalınlaştırın. Ve buraya böyle bir çizgi daha çizin. Ki oradaki boşluk dolsun. Sonra hava fırçasını seçtim. Hepsininkini mi kapatacağız hocam? Hepsini kapatın. İstersen sırayla kapat benim gibi. İstersen şimdi kapat. Ben sırayla kapatıyorum şu anda. Fark etmez. Sarı rengi biraz karartıyorum. Evet. Gölge verelim mi? Bismillah diyorum. Gölgeyi veriyorum. Buraya daha koyu, buralara biraz daha açık. Ucu kaçta olacak hocam? Şu an benimkisi maksimumdan biraz az. 112 falan. Çok da önemli değil. Tekrar gölgeyi vereyim. Tamam mıyız? Şimdi birinci katmana gölgeyi verdim. Hemen ikinci katmanı açıyorum. Buraya gölge vereceğim. Kilidini kapattım. Ve bu şekilde bir karanlık ekledim buraya. Çok koyu görünüyor. Sevmedim, bir daha ekleyeceğim. Daha iyi. Gölgeyi airbrush'la yapıyorum. Kalemlik'te Legacy bölümünde hava fırçası airbrush. Şimdi son bölüme geldim. Bu çölün son bölümü. Onun üzerindeyim. Kilidini kapattım. Ve buraya da bir gölge ekliyorum. Şimdi gölgeleri ekledik. Aynı şekilde ışık ekleyeceğiz. Evet, tekrar ilk kısmına geldim. Çölün büyük kısmına geldim. Burası. Ondan sonra rengi, şimdi ışık ekleyeceğim için açık bir sarıya ihtiyacım var. Hemen açıyorum rengi. Açık bir sarı aldım. Sonra bu kısmını biraz parlatıyorum. Hava fırçasıyla yine. Güneşte parlıyormuş gibi. Hocam da. Katmanlar kilitli. Katmanlar yine kilitli. Neden aşamayı parlatıyorum hocam? Şimdi hayal ediyoruz. Güneş geliyorsa arkadan şurası parlar. Sonra burası parlar. Yani sivri olan her yer parlar. Bu çölün burası sivri. Şurası sivri. İkinci kısma geldim. Şuralar parlar değil mi? Hayal edebiliyorum. Güneş arkadan geliyor. Buralar parlar.
Üçüncü kısma geldim. Şurayı parlatabilirim. Silgi gelmiş, gördünüz mü? Silgi kendiliğinden gelmiş. Hemen tekrar hava fırçasını seçti. Ve yuvarlattım. Şurada bir fazlalık varmış. Bunu silgiyle düzeltiyorum. Küçük rötuşlar yapmaktan çekinmiyorum. Tamam mı? Kabataslak. Bence çöl bitti. Ne yapıyorum? Kilitlerini açıyorum. Ondan sonra katmanları birbirine birleştireceğim. Yukarıdaki, en yukarıdaki katmana basıyorum. Burada merge yazıyor. Bu aşağıdaki katmanla bu katmanı birleştirir. Şimdi bir tane daha merge yapıyorum. Şimdi artık çölün bütün katmanları birleşti. Artık benim burada tek parça bir çölüm var. Gördünüz mü? Oynatabiliyorum bu çölü. Bırakayım yerine. Şimdi bu çöl katmanını duplicate yapıyorum. İki tane olacak. Çoğaltıyorum. Bastım. İki tane çöl katmanı var. Nasıl yapıyoruz hocam onu? Tekrar göstereyim. Çöl katmanının üzerine basıyorum. Burada çoğaltma seçeneği var. Duplicate. Buna basınca iki tane çöl katmanı oldu. Ama burada hala bir tane görünüyor. Çünkü üst üsteler. Hemen buradan taşıma seçeneğini alıyorum. Ve ikinci katmanı taşıyorum. Mesela ikinci katman şöyle olsun. Böyle olsun. Diğer katmanda biraz daha küçük arkadan şöyle görünsün. Biz istediğimiz yere götürebilir miyiz? Tabii ki. Sanatçı sesiniz. İstediğiniz yere götürebilirsiniz. Hocam iki katmanlı yapıyoruz değil mi? Evet, iki katman. Şu an çölü kopyaladım. İki parça haline getirdim. Sonra bir tanesini küçülttüm, buraya koydum. Bir tanesini de büyüttüm, buraya koydum. Bu işlemi yaparken çok dikkatli olmanızı istiyorum. Çünkü evet, piksellerle çalışıyoruz. Eğer çok fazla büyütür, sonra beğenmez, çok fazla küçültürsem çözünürlük bozulur. Resmin piksel piksel görünür, çok çirkin görünür. Bunu bir kere yapıyoruz. Bir kere büyütüyoruz ya da bir kere küçültüyoruz. Çok fazla oynamıyoruz. Tamam mı? Bir şey diyeceğim. Nasıl yerinden oynatıyorduk dağı? Şuradaki seçeneği hatırlıyor musun? Taşıma seçeneği. Evet. Ona basınca oynar. Artık istediğin yere taşırsın, küçültürsün, büyütürsün ama küçültme büyütme işlemini çok dikkatli ve bir kere yapıyoruz. Çok fazla yaparsak piksellerine ayrılır. Kare kare görünür. Burası bir çöl. Burada şu an çölleri de birleştiriyorum. İki çölü de bir araya getirdim, birleştirdim. Sonra bunları biraz aşağı indirmek istiyorum. Çok yukarıda geldi gözüme. Tamam. Burası bir çöl. Çölde deve olur. Rica ederim. Şimdi deve çizeceğim. Tamam mı? Çok küçük develer var. Şurada bir kervan olsun. Çok uzatmayalım. Bunu hızlı halledelim. Şu fırçayı seçtim. Hangi fırça bu fırça? Legacy bölümünde felt tip pen. Ondan sonra deve ne renk olur? Deve rengi bulalım. Böyle koyu kahverengi olur değil mi? Çok da koyu değil. Devenin rengini buldum. Yeni bir katman açtım. Çölün üstündeyim. Yeni bir katman. Büyütüyorum. Deve çiziyorum. Bunlar böyle çok uzaktan görünen silüet halinde oldukları için çok fazla da detay vermeme gerek yok. Deve olduğu belli olsun yeter. Uzaktan bakınca deveye benzedi mi? Çok uzaklaştık. Benzemedi, hiç beğenmedim. Bu katmanı temizleyeceğim. Katmanı nasıl temizleyebilirim? Kim söyleyecek?
DRT'ye basıyoruz. Evet. Aynı zamanda şuradaki köşe, bu parmağımı görüyor musunuz? Buraya pıt pıt yapınca katman temizlenir. Ya da katmanın üzerine basarsın, clear dersin. Tamam, devedeyiz. Develeri çizelim. Büyüttüm burayı. Deve şekli. Deve neye benzer? Develer için ayrı bir katman mı açıyoruz? Evet, yeni bir katman açıyoruz. Ben de yeni bir katmandayım. Devenin vücudu ve hörgüçleri vardır. Oradan başladım. Bir boynu vardır. Kafası vardır. Kulağı vardır. Bacakları. Dört tane. Ve bir kuyruk. Yani çok uzakta olduğu için bu deve çok fazla detay zaten vermem. Bakın çok uzakta bir deve. Şimdi işin eğlenceli kısmına geliyoruz. Bu deve katmanını çoğaltıyorum. Bu deveyi bir tane daha önüne koydum. Ama sen bak ayaklardan başlayıp çoğalttım. Bunu da bunun önüne koydum. Bunu da çoğalttım. Bunu da bunun önüne koydum. 1, 2, 3, 4 tane devem oldu. 4 tane deve var ya. Bu katmanların 4 deveyi de birleştirin. 4 deve de aynı katmana gelsin. Yani şu an 4 deve aynı katmanda. Katmanlar nasıl birleşiyor? Hatırlıyor musunuz? Merce basınca birleşiyor. Evet Meryem, harikasın. Katmanlar birleştikten sonra develeri birbirine bağlayacağım. Bir iple bu deveyi buna, bu deveyi de buna, bu deveyi de buna. Develer küçük bir detay. Tamam, yeni bir katman açalım. Palmiye yapalım. Devenin rengini aldım. Peki hangi hani sizin o yaptığınız daire vardı ya, o nereden bulunuyor? Şöyle parmağını uzun bas. Öğretmenim. Bir daire çıkıyor. Sonra bunu almak istediğin rengin üzerine getir. Anladım. O zaman şuradaki yuvarlığa görüyor musun? Buna bas. Şu pipeti seç. Şimdi bu daireyle renk seç. Nasıl buluyorsun biliyor musun katmanları? Bak şurada şöyle bir şey gördün mü? Büyütebilir misiniz onu? Hı-hı, büyütüyorum. Şimdi bak bu köşede şöyle bir kare var, küçücük. Buna basarsan katmanlar gelir. Bulutları çizdiğimiz şeyi anlamadım. Bir de yani çizdiğimiz kalemi unuttum. Ve aynı zamanda da bu gökyüzünü renkleri karıştırdığımız kalemi hatırlamıyorum. Hemen bakalım. Fırça kutusunu açalım. Tamam. Oradan artist bölümüne gidelim. Buradaki yelpaze fırça. Salty water color. İstersen not et. Bununla bulut çizmeyi seviyorum. Ben şahsen bulutları en iyi bununla çizebildiğimi düşünüyorum. Ama tabii ki sen belki başka bir fırça da isteyebilirsin. Bu senin tercihin. Ama ben bunu tavsiye ederim. Karıştırmak için de smudge yazıyor, gördün mü? Smudge. Gördüm hocam. Buradaki ilk fırçaydı, karıştırma fırçamız. Tamam hocam. Tamam, bunların hepsi karıştırma fırçası ama bazısıyla dağları karıştırıyorum. Mesela bununla dağlar çok güzel oluyor. Ağaçları başkasıyla karıştırıyorum. Yani fırçaları dene ve dokularına bak. Kendin karar. Peki senden size güneşi hangi silgiyle arkaya doğru itmiştik? Evet, güzel bir soru. Buradaki legacy bölümünde neredesin? Yumuşak silgi. Evet, palmiye çizecektik ya. Inking pen'i seçtim. Yeni bir katmana çizeceğiz. En üstte bir katman açtım. Devenin rengini aldım. Nasıl renk alıyoruz? Buradan pipeti seçiyoruz. Pipetle seçmek istediğim yere geliyorum. O rengi seçiyorum. Evet, palmiyeyi çizelim. Yeni bir katman açtım. Kalemimi seçtim ve bir çizgi attım. Niye atmıyor? Çünkü silgi gelmiş. Kalemi evet, seçtim. Kalem olarak çok... hangi kalemi kullandınız? Ben görmedim de. Legacy bölümündeki Inking Pen.
Evet. Şöyle düz bir çizgi çizdim. Palmiyenin sapı için. Biraz da böyle yamuk. Sonra böyle üçgenler çiziyorum. Palmiyenin sapı böyle üçgen üçgendir ya. Tamam, çizdiğim üçgenlerimi ne yapacağım tahmin edin? Boyayacağım bunu. Boyama kovasını aldım. Boyuyorum. Bir çizgi çizin ve o çizgiyi üçgenlerle takip edin. Palmiyenin sapı. Sonra yavaş yavaş bunların içini boyayalım. Tamam. Çok kötü. Niye böyle yapıyorsun? Bakınız bir palmiye sapı burada hazır şu an. Buraya kadar tamam mıyız? Layer'ı kilitledim. Her zamanki gibi buna gölge vereceğim. Hava fırçasını seçiyorum. Rengimi koyulaştırıyorum. Ve burasının gölgeli olduğunu farz ediyorum. Şurası biraz karanlık olsun. Sonra büyütüyorum. Biraz fırçamın ucunu düşürdüm. Hava fırçasındayım yine. Hava fırçasının ucunu küçülttüm. Biraz şöyle gölgeler veriyorum. Sanki böyle biliyorsunuz palmiyenin sapı nasıl. Hemen ışıklandırmayı yapacağım. Artık çok iyi biliyorsunuz. Rengi açıyorum. Bu tarafa ışık ekliyorum. Evet, ışıkları da buraya ekliyorum. Işıklar her zaman gölgenin tam tersinde olur. Burası karanlıksa burası aydınlıktır. Çünkü güneş buradan vuruyor diye. Sap tamam. Palmiyemizin sapı hazır. Şimdi palmiyenin yapraklarını yapacağım. Tahmin edin ne yapıyorum? Yeni bir katman açıyorum. Her yeni nesne yeni bir katmanda. Yaprak rengi seçelim. Güzel bir yeşil olsun. Şöyle bir yeşil. Her zamanki gibi inking pen'i aldım. Bununla çizeceğim. Yeni katmandayım. Rengim hazır. Kalemim hazır. Tam palmiyenin ucuna şöyle bir M harfi yaptım. Görünüyor mu? Biraz daha kalın yapalım. Böyle bir M harfi. Sonra M harfinin altını böyle palmiye yaprağı gibi zikzaklar yapıyorum. İşte bu benim yaprağım. Ne yapalım? Bunu boyayalım. Boyama kutusuyla. Ops. Yine aynı şey oldu. Toleransı arttırıyorum. Gene olmadı. Neden? Neden? Çünkü açıklıklar var. Bakın burası açık. Buradan boya kaçıyor. Burayı kapatıyorum. Kapatayım. Kalemimi aldım. Kapattım. Başka açıklık var mı acaba? Yok. Şimdi boyuyorum. Varmış. Burada bir açıklık daha var. Ya da tolerans fazla. Toleransı kısalım. Alakası yok. Evet, burası açık kalmış. Burayı kapatmalıyım. Kalemimi aldım. Burayı kapattım. Tamam, artık her şey yolunda bence. Boya. Öğretmenim, ben yaptım. Tebrik ederim. Bu çok güzel haber. Aa, sapı da boyadı. Tamam. Şimdi kalemi aldım. Rötuş yapabilirim buraya. Hocam, yaprakları sapla aynı katmanı mı çizdiniz yoksa başka bir katmanı? Hayır, başka bir katmanı. Her yeni nesne yeni bir katmanda. Bu programda katman sınırlaması yok. Peki palmiye ve palmiyenin işte o gövdesi ve yaprakları aynı katmanda mı? Evet, hayır. Palmiyenin gövdesi ayrı bir katmanda, yaprakları ayrı bir katmanda. Tamam. Tamam. Şimdi yaprak kısmı burada çok güzel görünüyor. Hemen buna da
Tabii ki gölge eklemeliyim. Kilitliyorum bu katmanı. Hava fırçasını aldım. Rengimi koyulaştırdım. Nasıl gölge eklendiğini artık çok iyi biliyorsunuz. Böyle gölgeler ekliyorum. Işık ekleyeceğim. Rengi açıyorum. Şimdi çizdiğim yaprakları çoğalttım. Ve şöyle daha küçük yaptım. Şöyle yerleştiriyorum. Bunu arkaya içsem daha güzel olur. Bu katmanı hemen diğer yaprağın arkasına indirdim. Biraz Hindistan cevizi çizeceğim. Ağacın rengini aldım. Hindistan cevizimi buraya çiziyorum. Ah, yanlış yere çizdim. Bunu yeni bir katmana çizmem gerekiyor. Ağacın üstüne yeni bir katman açtım. Sonra Hindistan cevizimi buraya çizdim. Boyayım içinde. Şimdi bunu kilitledim. Gölge vereceğim. Bak, hep aynı şeyi yapıyorum. Gölgelendiriyorum. Işıklandırıyorum. Tamam. Şimdi bunu çoğaltacağım. Evet. Hindistan cevizlerini yerleştirdim. Ama Hindistan cevizlerinin altını biraz daha koyu yapacağım. Bu ikisini de birleştirelim. Bunu kilitleyelim. Hava fırçamı aldım. Yeşil rengi seçtim. Burayı biraz daha koyu. Şimdi bence burası tamam. Cevizleri birleştiriyorum. Aslında dikkat ettiniz mi? Hep aynı şeyi yapıyorum. Yeni bir katmana çiziyorum. Işık veriyorum. Gölge veriyorum. Katmanları birleştiriyorum. Sonra çoğaltıyorum. Mesela şimdi bu cevizlerle yaprakları birleştirdim. Yapraklarla sapı birleştirdim. Palmiyem artık tek bir katman. Şimdi bu palmiyeyi çoğalttım. Artık dağıtacağım. Bak şimdi bu bir tanesi de şöyle olsun. Mesela. Nasıl bütün ağacı şey yaptınız? Bütün ağacı, bütün katma ağacın bütün katmanlarını sırayla bir aşağıyla birleştirdim. Önce Hindistan cevizlerini yapraklarla, sonra yaprakları gövdeyle. Bütün ağaç tek bir katmana geldi. Sonra o katmanı çoğalttım. Şimdi bu ağacı tekrar çoğalttım ve ters döndürdüm. Evet arkadaşlar, şimdi bu resmi dersten sonra ve yarın geliştirmenizi istiyorum. Palmiyeyi nasıl tam ters tarafa çeviriyoruz? Nasıl biliyor musun? Transform tool'uyla şu yukarıda şuna basıyorsun. Sonra burada bak, gördün mü? Anladın mı? Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam, başka soru var mı? Sergiye hazırlanmaya artık başlayalım. Sergimizin konusu gelecek. Gelecekte hayalini kurduğumuz güzel dünya. Ne olabilir? Gelecekteki yemekler nasıl olacak? Gelecekteki hayvanlar nasıl olacak? Gelecekteki evler nasıl olacak? Gelecekte nasıl bir şey hayal ediyorum? Nerede olmak istiyorum? Çok geniş bir başlık, farkındayım. Ama bunun altını yavaş yavaş doldurmaya başlayalım. Çizeceğimiz resmin kaba taslak iskeletini çizelim. Tamam mı? Önümüzdeki haftada bana gönderin. Bunlar üzerinde bir resimle sınırlandırmayın kendinizi.